alın. Dino'nun dünyasında işte Dino'nun evi. Al birleştir işte bu da Dino Dilemi. Süper! Sen de Danino paketlerindeki 14 farklı stikerle oyuncaklarını yapmaya hemen başla. Dino şehrini tamamla. Efendim mutlu günler. Haber Kritiği hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat sürecek programımız. Demokrat Partili Ulusal Güçler Lefkoşa Milletvekili Zor Töre bizlerle olacak. Hafta hareketli başladı. Aslında hafta sonu getirdiği bir hareketlilik vardı. Türkiye Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun hafta sonu gerçekleştirdiği Kıbrıs ziyaretinin ardından adada çözüm beklentileri konuşuluyor. Adadan ayrılmak üzere olan Alexander Damlar'ın son dakikalarda Türkiye Dışişleri Bakanı ile Büyükelçisi görüşmesi de önemli. Temaslar önemli. Zira Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlayabilmesine yönelik ortak açıklama metnindeki tıkanıklığın bir an önce giderilmesi ve yeni yılın ilk aylarında bir uzlaşıya varabilmek bu konuşuluyor. İş siyasi gündeme bakalım. Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş tarafından Parti Genel Sekreteri Bengü Şonlu'nun görevden alınması için toplantıya çağrılan parti meclisi yine Denktaş'ın önerisiyle Şonlu'ya güven tazeledi. Bu arada Parti Genel Sekreteri Şonlu'ya genel başkanlığa adaylık kararlılığını sürdüğünü ve 26 Ocak'taki kurultayda da aday olacağını açıkladı. Bu da yeni bir haber. Sizleri bunları paylaşmak istedim. Zor Töre bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Şimdi partinizde bir süredir durulmayan sulardan bahsedelim. Çalkantılı bir süreç geçti. Hafta sonuna giderken partinizde tüzük kurultayında genel başkanla genel sekreter arasındaki tartışma çıktı. Tabii biz haberi kılıçlar çekildi diye haber yapmıştık. Ama görüyoruz ki o kılıçlar şimdi kınına girdi şimdilik. Tabii neticede iki tarafta tabanın sesini dinledi, uzlaşmayı seçti. Sayın Denktaş, Sayın Şonlu'yu görevden alamadı şeklinde de görüşler var. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu gelişmeleri? Şimdi parti içerisinde birlik, beraberliğin en azından kurultaya kadar sağlanması yönünde bir adım atılması gerekirdi. Uzlaşı çıkarılması gerekirdi. Hı hı. Yaşadığımız süreçte çok ciddi endişelere içerisinde olduk. Bunu Sayın Genel Başkan'a, milletvekilleri bizler, Sayın Bengü Şonlu'ya da iletmiş olduk. Çünkü tam gününü hatırlamıyorum ama 2-3 gün sonra tüzük kurultayı olacaktı. Ve Yeni Demokrat Gazetesi'nde ve Volkan Gazetesi'nde tüzük değişiklikleriyle ilgili bir hayli maddeler yazıldı. Şunlar değişiklik olacak, burada değişiklik olacak. Bunu öyle anladık ki Sayın Genel Sekreter'in de hiç haberi yokmuş. Milletvekillerinin de haberi yokmuş. Siz biliyor musunuz peki hangi maddeler okuduk. Değişecekti partide? Yani değişik bir hayli maddeler vardı. Halbuki bizim Sayın Genel Başkanımızla daha önce yapmış olduğumuz toplantıda sadece iki madde üzerinde değişiklik yapılması yönünde ortaya görüş konmuştu. Eğer daha geniş tüzük değişiklikleri yapılacaksaydı haliyle milletvekilleriyle, parti meclisiyle, genel yönetim kuruluyla, işte bazı hukukçuların da davet edilmesiyle hep birlikte ortak çalışma yapılması gerekirdi. Bunlar yapılmadı ve biz gazetede aniden işte Demokrat Parti tüzük kurultayında tüzük hangi tür maddeler üzerinde değişiklik yapılacağı yönünde değiştirilmesi istenen maddeler ve yeni şekil nasıl olacak bunlarla ilgili işte 8 sayfa diye ifade edildi ama gazete sütunlarında tabii 2 ayrı sayfa olarak bu ortaya yere çıktı. Bunların nereden çıktığını, bunların yanlış olduğunu, mutabakata varılması gerekirdi, tartışılması, istişare edilmesi gerekirdi. Çünkü particilik çoğunlukla yapılan işlerdir. Dar kişilerle veya bir kişi, iki kişi, üç kişiyle emirle yapılan işler değildir. Mutlaka istişare, paylaşım gerekir. Daha sonra öğrendik ki bunu partide Sayın Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın talimatıyla partide divan başkanlığı, genellikle divan başkanlığı yapan bir arkadaşımıza bu yönde talimat vermiş. O da herhalde bazı hukukçularla görüştü ve bunları gazeteye ilan etti. Genel Başkan da yurt dışındaydı ve iki gazetede bunları ilan etti.
Sayın Genel Sekreter Bengü Şonya da bizi çağırdı. Onun da haberi yokmuş. Biz dedi ki iki madde üzerinde anlaşmıştık Sayın Genel Başkan'la bu değişiklik. Bunlar nereden çıktı? Bunları daha sonra, daha ileride yapalım dedik. Bu iki madde üzerinde sadece değişiklik olsun. Tüzük kurultayı belirlenen, ilan edilen tarihte yine yapılsın şeklinde anlaşma sağladık. Orada da tabii nisap konusuna da fazla dokunulmasın şeklinde konuştuk. Çünkü iki madde bunlar zaten yapılacak. Ha 15 gün sonra yapılır, ha 15 gün önce yapılır. Dolayısıyla nisap yeterliliği ne kadardır, ne kadar değildir. Bunlar üzerinde durulmaması yönünde kendi aramızda konuştuk. Ve iki maddeye indirgendi o değişiklik. Fakat bu tüzük kurultayı toplandığında ben tabii mecliste görevliydim ve tüzük kurultayına da gitmemiştim. Evet. Mecliste başkanlığa vekalet ediyordum. Bu iki madde üzerindeki değişiklik yapılırken divan oluşturuldu ama divan oluşumu esnasında Sayın Bengü Şonya Genel Sekreterimiz nisap yoktur, nisap yoklaması yapılsın dendi. Bunun üzerine Serdar Bey o mikrofona çıktı, kürsüye çıktı. Hı hı. Evet nisap yoktur dedi, 15 gün sonra erteliyorum ama Sayın Genel Başkanım tabii bütün gazeteler zaten bunu yazdı, ben çok yuvarlak geçiyorum. 15 gün sonra ertelenmesini öneriyorum dedi Sayın Genel Başkan. Ama Sayın Genel Sekreterim bu yaptığı yanlıştır. Ben de onu görevden almak için parti meclisini toplantıya çağırıyorum. Pazartesi dendi. Ama dünkü günde milletvekillerinin de gayretiyle, bazı arkadaşlarımızın gayretiyle Sayın Serdar Denktaş'ın da anlayış göstermesi üzerine. Özellikle Hakan Dinçürek milletvekili. Her iki tarafa aracılık yaptı arkadaşlar ve bir orta yol buldular. Ve Sayın Bengü Şonya görevine devam edecek, görevde kalacak. Evet. Tabii partimiz neden bu noktaya geldi? Ben kendimin açıklaması vardır. Çok ciddi endişelerim vardır, rahatsızlık duydum. Üzülüyorum ama taraf olmuyorum. Ben bu işlere taraf olmuyorum. Yine de aynı tutumumu, aynı davranışımı sergiliyorum. Hı hı. Ülkede o kadar çok sorunlar var ki, mahallede, sokakta o kadar çığlık var ki. Şunu merak ediyoruz Sayın Töre. Yani düne kadar görevden almayı düşündü. Genel evet. Sekreteri niçin Zeytin Dalı uzattı Sayın Serdar Denktaş? Partililer de bunu istedi. Milletvekilleri de bunu istedi. Dolayısıyla o da yerine getirdi. Sayın Genel Başkan da bunu yerine getirdi. Partililer de bu şekilde görev alma, kılıcı çekip kelle alırım şeklindeki yaklaşım doğru değildir. Demokrasilerde hoşgörünün fevkalade önemli olduğunu ifade ettiler. Partililerimiz de, milletvekillerimiz de. Dolayısıyla uslup yanlıştır. Alabilirsin ama parti bu yarayı, bu sıkıntıyı yıllarca çeker. Üzüntü duyar ve partide, Demokrat Parti'de demokratik bir yapı var mıdır, yok mudur diye sorgulanması da yapılır. Bu arada... Dolayısıyla bunlara gitmemek lazımdır. Ben bütün bu olaylarda tabii üzüntülerimi beyan ettim. Taraf olmayacağımı beyan ettim. Endişelerim var dedim. Üzülüyorum. Bunlar doğru şeyler değildir diye söyledim ve kenar durdum. Ne tüzük kurultayına gittim ne de görevden alma şeklindeki akşamki çağrıya da mecliste görevim vardır. Milletvekili olarak meclisteki çalışmalarıma devam edeceğim ve katılmayacağımı da ifade ettim. Partinizden uzak mı duruyorsunuz? Bir mesafe var partinin. Ben ulusal davaya odaklanmış bir kişiyim. Çok ciddi tehlikeler var. Halkımız sokaklarda çok şikayet ediyor. Esnaf çok şikayet ediyor. Otobüs terminaline gidiyorum. İnsanlar çok şikayet ediyor. Ben onlara odaklandım. Dolayısıyla parti içindeki sıkıntılarla zaman öldürmeyi kendime yakıştırmıyorum. Bir de ve daha fazla içinde, bunlara bakmaya çalışıyorum. Serdar Denktaş Partisi'ne tek adam olmakla eleştiriliyor. Bu nasıl görüyorsunuz? Tabii genel sekreterin böyle bir ithamı olmuştu ama sonuçta işte bunlar o sıcak tartışmanın içerisinde söylendi şeklinde ifade edildi. İşte birlik, beraberlik ve partinin yüksek menfaatleri için her iki tarafta bir takım geri adımlar attılar ve parti içinde bir uzlaşı çıktı. Şimdi 28 Aralık'ta tüzük kurultayı olacak, iki madde üzerinde olacak. 26 Ocak tarihi de değişmezse eğer büyük kurultayımız olacak. Şimdi oraya doğru gidiyor partimiz. İlçe kongreleri vardır, köy mahalle kongreleri vardır. Ama bu da üzüntü verici olmuştur. Çünkü köşe yazarları
Demokrat Parti'de neler oluyor diye bunları hep ciddi şekilde yorumladılar. Gazete manşetleri atıldı. Televizyon programlarında hep bu konular konuşuldu. Ve çok ciddi eleştiriler geldi Demokrat Parti'ye. Yakışmadı diyebilirim. Evet. Yani bir adım ileri, iki adım geri, iki adım ileri, bir adım geri şeklinde. Siyasette böyle şeyler olur ama fazla göze batmaya başladı bu olaylar. Dolayısıyla dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Peki 26 Ocak'ta partinizin kurultayı var ve Bengü Şonya yine geri adım atmadı. Ben genel başkanlığa adayım dedi. Siz de aday olacak mısınız? Ben hayır, adaylığı şu anda düşünmedim. Öyle bir düşüncem yok. Yani en azından TÜSİK kurultayı bitsin, bunları parti içinde neler yaşanır bunları göreyim dedim ama Sayın Bengü Şonya'nın en demokratik hakkıdır. Aday olabilir, saygı da duyulur yani kendisine aday olursa. Çoklu aday iki adaylı, iki adaylı da olabilir, üç adaylı da olabilir. Evet. Tabii gönül arzu eder tek aday üzerinde gidilsin. Ama iki aday ve iki adaydan hızlı aday da çıkarsa saygı duymak lazım. Bunu parti içinde demokratik bir yarış olarak görmekte fayda vardır. Önemli olan incitici, yaralayıcı olmasın. Herkes günün sonunda birbirini kucaklasın, birbirini sevsin diye ifade etmek istiyorum. Evet. Şunu da merak ediyoruz. Diyelim ki Bengü Şonya kurultayda aday oldu ve seçilemedi. Peki kurultay sonrasında kendisinin partiden tasfiyesi olacak mı? Hayır, Bengü Şonya yine parti meclisine seçilebilir, devam edebilir. Yani genel başkanlığa aday olur, genel başkanlığı kaybedebilir ama parti içindeki çalışmalarını yürütebilir. Kendisi isterse aktif siyasetten çekilebilir. Bu tabii sadece Sayın Bengü Şonya için söylemek yeterli değil bu. Yani bir başka arkadaş için de söylenebilir. Dolayısıyla partideki faaliyetlerine nasıl devam eder? O herkes ayrı ayrı değerlendirir bu konuyu. Kişisel bir değerlendirme yapar. Siyasete nasıl devam edecek? Parti içerisinde nasıl görev alıp devam edecek? Kendisi değerlendirecektir. Ama ben Sayın Bengü Şonya Genel Başkanlığa aday olursa saygıyla karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Sayın Serdar Denktaş da Genel Başkanlığa aday olacağını zaten ifade etti. Bir başka arkadaşımız da çıkıp ben de adayım derse ona da saygı duyarım. Daha önceden Hacı Abdurrahman Ömeroğlu Gazim Ağustos'tan söylemişti Demokrat Parti'de aday olacağım diye. Dolayısıyla Demokrat Parti çok ciddi bir kitle partisi haline dönüşmüştür. Meclisin dörtte birinin oyunu almıştır. Mecliste dörtte bir olarak temsil edilmektedir 12 milletvekiliyle. %23'e yakın bir oy potansiyeliyle halktan teveccüh görmüştür. Bunlar ciddi rakamlardır. %25 yani dörtte biri yaklaşık %23'ünün yaklaşık dörtte birini oy kullanan seçmenin dörtte birinin teveccühünü almıştır. Partimiz ciddi şekilde büyümüştür Demokrat Parti Ulusal Güçler. Her ne kadar biz daha büyük bir başarı bekliyorsaydık da kısmet bu kadardı. Ama netice olarak Demokrat Parti Ulusal Güçler'de çok ciddi bir büyüme vardır. Ve Demokrat Parti Ulusal Güçler sadece genel başkandan ibaret değildir. Bunu herkesin idrak etmesi lazım. Sadece genel yönetim kurulundan ibaret değildir. Milletvekili grubu da var, parti meclisi de var ve tabanda örgütlerimiz de var, örgütlenmeler de vardır. Dolayısıyla Demokrat Parti'yi büyük yapmak, Demokrat Parti Ulusal Güçleri büyük yapmak istiyorsak, partinin bütün organlarına, en alttan başlayarak, üyelikten başlayarak en yukarıya kadar istişareyle yürütülmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Tabii ki elbette parti başkanlığı, parti liderliği fevkalade önemlidir ama parti başkanlığı, parti liderliği alt kademedeki organları görmemezlikten gelerek tek başına bir şey yapmaya çalışırsa ciddi sıkıntılar doğar. Yani Sayın Genel Başkanımız bizimle istişare etseydi TÜSİK kurultayını çok daha esaslı çalışmalar yapılırdı. Ve bu durumlar da hiç orta yere çıkmayabilirdi. Siz ne tavsiye etmiştiniz? Ne önermiştiniz? Bizim düşüncemiz bunu esaslı görüşmeler yapmamız gerekir. Bizim milletvekillerinin de istediği TÜSİK üzerinde bazı değişiklikler vardır, önerilerimiz vardır. Hı hı. Ama şu anda gazetede ilan edildi. Bu şekliyle bizim bunu doğru görmemiz mümkün değildir. Zaten biz bu TÜSİK'te yapılması düşünülen değişiklikleri incelemedik bile milletvekilleri olarak. Sadece o gün acele okuduk gazetede çıkınca akşama da yani pazartesi günü yayınlandı. Pazartesi akşamı da
Sayın Genel Sekreteri Bengü Şonya bizi toplantıya çağırdı. Genel Sekreter dedi, çağırabilir. Sayın Genel Başkan da yurt dışında. Kimi arkadaşlar bu maddeleri okudular, kimileri okuyamadılar, kimisi yarım yamalak okudu. Peki partinizle... Bizde bunlar şu anda çok aceleci. Genel Başkan ve Genel Sekreter arasında bir koordinasyon eksikliği, bir bilgilendirmeme konusunda rahatsızlık duyuyor musunuz bununla ilgili? Partinin yönetim biçim... Yani sizin söylediğinizden ben bunu yani tek bir cümleyle bunu partinin yönetim şeklinden rahatsız olduğumu ifade edebilirim. Yönetme şeklinden yanlış olduğunu ifade edebiliyorum. Yani Demokrat Parti daha demokratik olmalıdır diye ifade edebilirim. Evet. Yani bir cümleyle bütün şeyi bunun içerisinde var. Yani bunu fazla aşmaya gerek yok. Hı hı. Çünkü Demokrat Parti, ulusal güçler büyük bir kitle partisi olmuştur. Halkın %23 teveccühünü almıştı. Bunlar hep dikkate alarak partinin evet. yeniden yapılandırılması lazımdır. Yeniden yapılanması lazımdır. Evet. Dolayısıyla bu süreçte elbette... O tüzükleri ailece okudunuz dedin, okuduk dediniz. Evet. Şeyi az önce ailecele okuduğunuzu söylemiştiniz. Alelacele. Evet. Yani alelacele okuduk. Dolayısıyla üzerinde çalışma yapamadık. Ama Sayın Genel Başkan talimat vermiş. Oradaki partide görevli bir arkadaşımız veya bazı hukukçularla kendi aralarında değerlendirmişler. Bu tür bir çalışma yapmışlar genel başkanın beklentisi doğrultusunda. Ama biz onları doğru görmedik tabii neticede. Bunları geniş bir şekilde konuşalım, tartışalım. Belki de genel başkanın önerdiği birçok maddeyi biz de benimseyeceğiz, kabul edeceğiz, uygundur diyeceğiz. Veya onları daha iyi bir şekle sokacağız, daha iyi şekillendireceğiz. Yeni bir takım maddelerin de konmasını isteyeceğiz süsümüze. Dolayısıyla bu çok erken olmuştur. Esaslı bir tüzük kurultayını daha ileride yapalım şeklinde mutabakat sağlanmıştır. Sayın Genel Başkan da bu konuda çok anlayışlı davranmıştır diye rahatlıkla ifade edebilirim. Yani bizim bu şeyimiz üzerine, tavrımız üzerine veya yaklaşımımız üzerine. Evet. O da anlayışla karşılamıştır bu konuyu. Evet. Bir genel sekreter de yine dış temaslarda başarılı olan bir siyasi aktör. CTP'den biraz isterseniz konuşalım. Sizin yorumunuzu almak istiyorum. Ondan sonra Kıbrıs konusuna geçeceğiz. Zaten reklam arası sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz ama Kutlay Erk seçildi. Yani ben saygı duyuyorum. Evet. CTP'nin yenilenmesi ve yeniden bir yapılanma süreci için önemli bir figür aslında, siyasi bir figür. Neler diyeceksiniz? Sayın Kutlay Erk tabii CTP'de uzun yıllardır siyaset yapan bir kişiliktir. Lefkoşa Belediye Başkanlığı'nı bir dönem üstlenmiştir, yapmıştır. Daha sonra seçimi kaybetmiştir. Bir sonra işte geçici hükümet döneminde, Sibel hükümeti döneminde geçici bir görevde bulunmuştur. Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştur. Diyebilirim ki CTP'nin duayenlerinden bir tanesidir Sayın Kutlay Erk. Kendisine başarılar dilerim. Parti içi muhalifti. Tufan Erhurman Bey'i destekliyordu. Ama neticede çıkan sonuç o Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde. Ve parti meclisinin oy birliğiyle, iradesiyle genel sekreteri olmuştur. Kendisine başarılar diliyorum. Evet. Şimdi düne gelelim isterseniz. Bir gazete evet. 2008-2012 yıllarını kapsayan Talat Hristofyas, Eroğlu Hristofyas görüşmelerinde üzerine uzlaşıya varılan ve yakınlaşan konulara bir belge haline sundu. İncelediniz mi diye sormak istiyorum. Baktınız evet, mı? Tabii tutanak inceledim. Daha doğrusu tabii plan bu, diye çıktı ama. Bunlar üzerinde mutabakat yakınlaşmaları ifade eden bir Dovner'in iki taraf arasındaki yakınlaşmaları gösteren bir belge hazırlıyor. Bir yazılı sunuş yapacaktır Dovner Birleşmiş Milletler'e. Bunlar üzerinde işte tek devlet, tek egemenliği daha önce Sayın Mehmet Ali Talat'la Hristofyas kabul etmişti. Sayın Özdil Namide o zaman müzakereci heyetin içerisindeydi, başındaydı. Rum tarafındaki Anastasiadis'in tutumu da şu anda tek ve bölünmez egemenliğin bir ilave daha yaptığı şey Anastasiadis bölünmez egemenlik şeklinde bir yaklaşım ortaya koyuyor. Ne anlayabiliriz? Bölünmez egemenlik yani ileride herhangi bir ayrılma olmayacak, anlaşmazlıklar çıksa bile ayrılma olmayacak, merkezi hükümet ağırlıklı olacak.
iki tarafın federe devlet şeklinde kurucu devlet veya oluşturucu devlet veya iki halkın kuracağı yeni bir federal yapı şeklindeki olayı kabul etmiyor. Yani egemenliğe dayalı bir eşitliği Rum tarafı kabul etmiyor. Halbuki Mehmet Ali Talat Bey geçmişte bu konularda çok ciddi tavizler verdi. Ben bugün Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri yapılırken de neden Rum tarafı Sayın Mehmet Ali Talat o tarafta lider olsaydı biz ortak açıklama istemezdik demiştir. Rumlar neden bu kadar Mehmet Ali Talat Bey istiyor? Veya Alitya gazetesi neden Sayın Özdilnami keşke müzakerecilerin başında Özdilnami olsaydı şeklinde bir yaklaşım sergilediler. Bunun açıklanması ve izah edilmesi gerekir. Çünkü Rumların beklentilerine demek ki Sayın Mehmet Ali Talat ve Sayın Özdilnami sürekli olarak en sonunda müzakere ediyorlar ama sonunda olumlu cevap veriyorlar. Rum tarafını tatmin ediyorlar, memnun ediyorlar. Bunların hepsinin de ellenmesi gerekir ve düşünülmesi gerekir. Dolayısıyla Rum tarafı şu anda hiçbir şeyi kabul etmiyor. Tek devlet, tek egemenlik istiyor ve o tek egemenliğin ada üzerinde, tamamı üzerinde etkin olmasını istiyor. Yani bir belediyenin de yetkileri vardır, bir muhtarın da yetkileri vardır kendine göre ama kuzeyde olacak olan o oluşturucu yapının üzerinde federal devletin ve onlar da Rumlar çoğunlukta olacak orada egemen olmasını istiyorlar ve bu egemenliğin bölünmez olmasını istiyorlar. İleride çıkabilecek sıkıntılarda ayrılma hakkı Kıbrıs Türk tarafına verilmemesi yönünde bir yaklaşımları vardır. Katolik nikahı gibi evleneceksiniz ama hiçbir zaman ayrılma durumu sizi her gün kocanız veya eşiniz size ne yaparsa yapsın ayrılma hakkınız olmayacak. Yani evli iki insan bile neticede ayrılabilir anlaşamazsa çoluk çocuk sahibi olsa bile ayrılabilir. Ama Rumların isteğinde hayır ayrılma kesinlikle olmayacak. Şimdi mesela ben misal vereyim egemenlik konusun. Yani Pile köyünde bile iki tane muhtar var. Türk muhtar, küçük bir köy. Rumlar, Türkler yaşıyor. Birlikte yaşıyorlar şu anda. Evet. Rum muhtarı ayrıdır, Türk muhtarı ayrıdır. Yine bir orman arazisini alsak, o orman arazisinin içerisinde canlı hayvanlar vardır. Her canlı hayvanın bile kendine göre bir egemenlik bölgesi vardır. Her ağacın kendine göre bulunduğu yere göre bir egemenlik durumu söz konusudur. Dolayısıyla bu egemenliği kabul etmesi lazımdır. İki ayrı egemenliğin olduğunu, eşit egemenlikten kaynaklanan bir anlaşma olması gerektiğini Rum tarafı kabul etmesi gerekir ama kabul etmiyor. Rum tarafı bunların hiçbirini kabul etmiyor. Dolayısıyla bir ortak noktaya gelinmesi de mümkün görünmüyor. Ne olacak? Tabii bugün yine aynı gazete, o yerel gazete bir de harita yayınladı malumunuz. Bu harita işte Annan planından daha da ileri boyutta. Rumların istediği bir harita ama bir toprak parçası ama bunu gösterelim. Bu harita Annan planından daha fazla toprak tavizinin Rumlara verilmesi yönünde yapılmış bir haritadır. Gazi Magosa tarafında İnönü köyünün, Turunçlu köyünün de Rumlara bırakılması yönünde Rumların bir isteği vardır. Yani orada dört yol Korkuteli, Pirhan Rumlara veriliyor, güvercinlik veriliyor, Paşaköy veriliyor, Vadili veriliyor, Akdoğan veriliyor ve aşağıları veriliyor. Şimdi diyorlar ki bu ara yerde bir İnönü köyü vardı, Turunçlu köyü vardı. Hayır diyorlar, onları da biz istiyoruz diyorlar. Yaklaşımları bu. Bir de Karpaz bölgesinde şöyle göstereyim. Karpaz bölgesinde şu burun kısmında dört yerleşim birimi vardı eskiden. Bu dört yerleşim birimi Türk tarafının egemenliği içerisinde kalacaktı. Türk tarafında kalacaktı. Buraları nedir? Yeni Erenköy, Dip Karpaz, Adaçay ve Sipahi. Ama bu defa diyorlar ki hayır diyorlar Rumlar. O bölge de bize verilsin ve bizim yönetimimizde olsun. Yani o bölgede kanton oluşturalım. Tamamen Rum tarafındaki yönetime bağlı olsun orası da. Yani kuzeyde oluşacak olan o yapının içerisinde Türk bölgesi olarak nitelenmesin. Rumlar tabii iştahları daha da kabardı. Çünkü Amerika'nın dışişleri bu bölgenin sorumlu temsilcisi o zaman Brizada demişti ki Türkler daha fazla taviz vermeli ki Rumlar yeni oluşacak bir plana evet diyebilsinler. Şu anda yeni oluşması düşünülen
Ban Ki-moon planı veya Dovner planı veya Birleşmiş Milletler planı adı ne olursa olsun işte yeni tavizleri de isteyen bir yapıya sahiptir. Yeni beklentileri, Rumların yeni beklentileri ne cevap verebilecek şekilde bir şeyler hazırlanmaya çalışılıyor. Tabii üzücüdür burada. Bizim Dışişleri Bakanımız da çıkıyor. 3 aşağı 5 yukarı Annan haritasında oradaki mülkiyet ve toprak kriterleri neyse onlar olacaktır şeklinde ifadede bulunuyor. Dolayısıyla bu halk böyle bir haritayı asla kabul etmez. Böyle bir yapıyı asla kabul etmez. Bir de toprak ve mülkiyet kriterlerinde %20 Rum, örneğin Lefkoşa'nın şurada bulunan bölgesi Yenişehir bölgesi. Bu bölgeye de Rum gelip yerleşebilecektir. Şehitler Camii tekrar yeniden kilise olabilecektir. Veya Kızılbaş bölgesine Rumlar gelip %20 oranında yerleşebilecektir. Veya Karaoğlanoğlu'nda, Girne'ye, oralara da Rumlar gelip yerleşebilecektir. Ve Güzelyurt bölgesinin yeni yerleşim birimini de orayı da gösteriyor. Bu haritada Tepebaşı ile Akdeniz Köyü arasında bir yere Güzelyurt bölgesinden göç edecek ki o bölgede çok büyük göçler olacaktır. Yaklaşık 30 bin kişi Güzelyurt bölgesinden göç edecektir. Çünkü Gemi Konağı, Yedi Dalga, Cengizköy, Aydınköy, Yeşilyurt, Güneşköy, buraları hep Rumlara verir. Mevlevi, Gayretköy, Şahinler, Akçay, Zümrütköy, Güzelyurt'un içi. Cumhurbaşkanı ortak metni Rum tarafına sundu. Bilginiz var mı bu konuda? İçeriğini biliyor musunuz? Ve şu anda Rum kesiminin, Rum yönetimin cevabı bekleniyor. Evet, biliyorum. Yani Anavatan Türkiye'den Sayın Davutoğlu'nun gelmesiyle oluşturulan yeni metnin ve Birleşmiş Milletler temsilcisi Dovner'in esasında sunduğu yeni belgeyi ve Türk tarafının bunu kabul ettiği ve Rum tarafına bir yeni sunum yapılacağı yönündeki belgeyi biliyorum ve Birleşmiş Milletler'in temel ilkelerine atıfta bulunan bir tekliftir bu. Yani dışarıda tek egemenlik olacak ama içeride iki ayrı egemenlik olacak. İki halk olacak, iki kurucu taraf olacak. Rumlar tek egemenliği sadece dışarıda temsil edilmesini kabul etmiyorlar. İçeride de tek egemenlik istiyorlar. Ayrı ayrı egemenlik olmayacak diyorlar. Bundan dolayı da Rumlar yine hayır diyorlar. Ohi demeye devam ediyorlar. Rum tarafının yaklaşımı bu. Dolayısıyla bizim çok dikkatli olmamız gerekir. Eğer tek devlet, tek egemenlik, tek uluslararası kimlik, tek temsiliyet ve içeride de tek egemenliğe dönüşebilecek, üniter yapıya dönüşebilecek, iki taraf olacak diyor ama üniter devlet olacaktır. Federal olacaktır adı ama üniter yapı olacaktır. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti veya Federal Kıbrıs Cumhuriyeti üniter bir devlet olacaktır ve Kıbrıs'ın tamamına egemenliğini yayacaktır. Dolayısıyla Rumlar bizi ileride nasıl temizleyecekler? Onun hesabını yapmaktadırlar. Böyle bir yapı kabul edilemez. Zaten böyle bir haritayı Kıbrıs Türk halkının artık kabul etmesi mümkün değildir. Yani hem devlet yönetimini Rumların beklediği şekilde kabul etmemiz mümkün değildir. Hem de bu haritanın içerisinde her taraf Rumlara veriliyor. Bu taraftan ta Kozanköy'e kadar çıkıyor. Karpaşa, Yılmazköy, Alayköy, Güzelyurt'un tamamı, hepsi bunlar Rum tarafına veriliyor. Yedi Dalga, Gemi Konağı, Yeşilırmak, hepsi bunlar buraya gidiyor. Sadece şu anda Erenköy, yani bildiğimiz Erenköy, Yeşilırmak'tan öteki Erenköy'ü oraya da kırmızı bir nokta olarak Türklere bırakıyor. Zaten orada yaşam alanı zaten şu anda ölmüş. Kimse de gidip orada yaşamıyor ama onu da bize bırakıyor değişiklik olsun diye. Sadece orasını bize bırakıyor ama bu tarafta kendisi hem İnönü köyünü, Turunçlu köyünü ve o bölgeyi olduğu gibi Akdoğan'la birleştirerek, Vadili Paşaköy'le birleştirerek, Dört Yol, Korkuteli orayla birleştirerek ta Beyarmudun'a kadar o bölgenin hepsinin Rumlara verilmesi yönünde bir çalışma yapılıyor şu anda. Evet, o haritayı ve daha sonraki konuları da konuşacağız ama kısa bir reklam arasından sonra. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, kısa bir reklamımız var ve ardından haber özetleri Zorlu Töre ile kaldığımız yerden yeniden devam edeceğiz.
şehri büyümeye devam ediyor. Yepyeni stikerla Dino şehrini büyütmeye devam et. Pırlantalı saat kolye. Işığın efendisi sen. Yaşam mekanlarınız Elektrokur indeksle daha şık ve daha kullanışlı. Evinizi yenilemeye Elektrokur indeksten başlayın. Çünkü tüm ürünler Elektrokur indekste peşin fiyatına 18 aya varan taksit imkanlarıyla. Yanlış duymadınız. Elektrokur indeks inanılmaz fiyatlar ve olanaklarla yaşam alanlarınızı yeniliyor. Oturma grupları, yatak odaları, yemek odası takımları, ofis mobilyaları, bahçe mobilyaları, ledli iç ve dış mekan aydınlatmaları, Elektrokur indeks mağazaları. Pazar günleri de açık. Yeni yılın en yenileri Bayramoğlu'nda. Yüzlerce çeşit dünya markası ayakkabılar Bayramoğlu'nda. Yeni sezon ürünleriyle Bayramoğlu, bay, bayan, genç ayakkabılarında bu yılda göz kamaştırıyor. Bu yeni yılda kendinize, eşinize, çocuklarınıza, sevdiğiniz her kim varsa onu Bayramoğlu'nun birbirinden şık ayakkabılarıyla mutlu edin. Daha geniş ürün yelpazesi için mutlaka Bayramoğlu'na gelin. Bayramoğlu, dere boyunda. www.bayramoğluşuz.com. Burası çok iyi bildiğiniz bir adres. China Bazar, Kıbrıs'ın en hesaplı alışveriş mekanı. Çünkü burada her şey cebinize göre. China Bazar'la evinizi renklendirin. Zengin ürün çeşitleri, kalite ve ucuzluk. Yani aradığınız her şeyin tek adresi China Bazar. Daha ucuzunu satana kadar en ucuzu biziz. China Bazar, Girne, Lefkoşa, Mausa'da. Şekerlerin hepsi uçuyor. Ben de mutluluktan uçuyorum. Hey, yakaladım işte. Altın ayıcığı da ben kaptım. İşte tuttum seni. Tüm Haribo'ları şirin yedim. Bu Haribo'lar çok şirin. Hemen şirinleyin. Çocuk ya da büyük ol, Haribo'yla mutlu ol. Işıltı saçan, mükemmel parlaklık, zevkli kullanım, sade ve şık. En iddialı, en yeni. Seramik San. Kreavit. SRC. Hayranlık yaratan markalar, granit ve seramik alanında size uzun yıllar kaliteli hizmet veren Necipoğlu'nda. Aynı bakıyoruz, farklı görüyoruz. Necipoğlu.
Yeni yıla yeni koltuklarla girin. Eski koltuklarınızı 400 TL'ye alıyoruz, yerine yenilerini veriyoruz. Bütün ürünlerde 12 ay vade farksız taksit imkanlarıyla. Yatak odalarında inanılmaz fiyatlar. Karyola, iki komodin, şifonyer 1390 TL'den başlayan fiyatlarla. Bu yeni yılda farkımızı fark edeceksiniz. Talihsiz mobilya. Altın baştan bir buket mutluluk. 1000 lira ve üzeri alışverişlerinizde Buket Collection'dan pırlanta, safir ve beyaz altın kolye size altın baştan hediye. Altın baş. Alışverişte kuzey mi güney mi? Deniz Plaza. Vallahi oraya alışveriş için gitmiyorum. Güneyden pek alışveriş yapmıyorum. Burayı tercih ettiğim için pek de ilgilenmiyorum. Bana göre buradan yapılması daha doğru. Düşünmem de o taraftan almayı. Buradan almayı tercih ederim. Ben o taraftan alışveriş yapmayı sevmiyorum. Ülkemde yapmayı tercih ediyorum. Wow. Kırtasiye oyuncak burada. Hediyeli alışveriş hep burada. Girin en mouse'a Lekoş'a. Deniz Plaza güler yüzlü mağaza. Kıbrıs'ın en büyük su üreticisi Siprikol'a ev su olarak gücümüzü yüzlerce çalışanımızdan, onlarca şube ve bayimizden, ISO 9001 ve ISO 22000 belgeli Avrupa standartlarına uygun üretimimizden, toplumdan aldığını topluma geri kazandırma amacıyla yaptığımız sosyal sorumluluk projelerinden, ve en önemlisi bu topraklarda yaşayan insanların bize duyduğu sonsuz güvenden almaktayız. Teşekkürler Kuzey Kıbrıs. Lapla'da çam kese böceğiyle aşlaması yapan helikopter elektrik tellerine takıldı ve ormanlık araziye düştü. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Downer vasıtasıyla bir ortak metin sunduklarını, yanıt bekleme safhasında olduklarını söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, eğer bir halk uluslararası alanda tanınacaksa önce kendi ayakları üzerine durması gerekir dedi. Asgari ücret tespit komisyonu toplandı. Bir sonraki toplantı 23 Aralık Pazartesi günü. Demokrat Parti Ulusal Güçler'de Genel Sekreter Ben Güşonlu'ya kurultaya kadar görevine devam edecek. CTP'de genel sekreterlik için tek aday olan Kurtay Erk oy birliğiyle bu göreve getirildi. Kendiniz için bir dilek tutun. İkincisini biz gerçekleştirelim. Zen'in yeni yıl hediyesi pırlantalı saat kolye. Işığın efendisi sen. Kendi üretimimiz Elektrokur elektrik tesisat kabloları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bayisi olduğumuz elektrikte dünya markaları. Osram, radyum ampuller, TNJ, Switch, kriz serileri, Fumagalli dış aydınlatma, Duragreen led armatürleri, Legrand, Linea, Light, bahçıvan aspiratörleri, sert plastik, Pelsan, Çetinkaya pano, Özcan aydınlatma, Brinman's Tool ve daha pek çok marka elektrik ve aydınlatma malzemeleri Elektrokur Index mağazalarımızda. Pazar günleri de açık.
halkımıza sorduk. Neden Kutay Telekom? En yeni modeller Kutay Telekom'da olduğu için. Çok çeşit olduğu için Kutay Telekom'u tercih ediyoruz. En kaliteli telefonlar Kutay Telekom'da olduğu için. Ödeme kolaylığı ve garantisi olduğu için Kutay Telekom. Teknik seviyesi çok iyi olduğu için Kutay Telekom. Müşteri memnuniyetine önem verdikleri için. Orijinal telefon sattığı için. Aynen öyle. En yeni modeller, en şık telefonlar, en uygun fiyatlarla Kutay Telekom'da. Galaxy Note 3 ve Gear Kutay Telekom'da. Daha fazlası için Kutay Telekom'a gelin ya da bizi hemen arayın. 444 4433 kutaytelekom.com. Action. Kestik. Endişelenmeyin. Evde bu lekeyi çıkarmak için bir eksperim var. Leke çıkarıcı enzimleriyle yeni Persil Expert Jel. Persil Jel toz deterjanlara göre daha hızlı çözünür. Zorlu lekelerde bile daha iyi temizlik sağlar. Yeni Persil Expert Jel. Bizim gibi titiz hanımların tercihi. Çocuklarınızla keyifli bir zaman geçirebileceğiniz kocaman bir alışveriş mekanı ister misiniz? Eğer istiyorsanız adresiniz Jumbo Bazar. Adıyla Jumbo, kalitesiyle Jumbo, hizmetiyle Jumbo. Jumbo Bazar'da her şey elinizin altında. Çocuklarınızı sevindireceğiniz dünya kadar oyuncağımız ve oyun alanımızla da farklılık yaratıyoruz. Hem sizi hem çocuklarınızı düşünen akıllı alışveriş merkezi Jumbo Bazar. Jumbo Bazar, Özker Özgür Caddesi Küçük Kaymaklı'da. Çeyrek altın hediyesiyle tasarruf ettiren kredi Şekerbank'ta. Gelin uygun vade ve ödeme seçenekleriyle kredinizi Şekerbank'tan alın, günü gününe taksitlerinizi yatırın, çeyrek altınınız hediyemiz olsun. Şubelerimize bekliyoruz. Şekerbank. Lezzetine doyum olmayan Albeni Atıştırmalık, sizler tarafından yılın en iyi yeni ürünü seçildi. Hem gurur duyduk hem de Albeni keyfini daha çok yaşamanız için şimdi büyük boyunu da çıkardık. Albeni, lezzeti alır götürür seni. Yusuf Paralik, yarım asırlık tecrübesiyle kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Ege Seramik, Yusuf Paralik güvencesiyle artık Kıbrıs'ta. Son dünya teknolojisiyle üstün tasarımı bir araya getiren Ege Seramikleri evinizin havasını değiştirecek. Ege Seramik kalitesi ve Yusuf Paralik güvencesiyle hem evinize hem de kendinize bir iyilik yapın. En seçkin Ege Seramik ürünleri Yusuf Paralik Lefkoşa Şubesi ve Yusuf Paralik Girne Karakum Şubesi'nde. Yusuf Paralik, yarım asırlık tecrübe. Credit West Bank, Kuzey Kıbrıs'ta 18 yıllık finans tecrübesi, Altınbaş Holding bünyesinde Türkiye, Ukrayna ve Kıbrıs'taki finans yatırımlarıyla her geçen gün büyüyerek bir dünya markası olma yolunda ilerliyor. Credit West Bank, Kuzey Kıbrıs'ta bağımsız uluslararası kuruluşlardan rating notu alan ve uluslararası muhasebe standartlarında uygunluk denetimi yaptıran tek banka olma unvanlarını taşıyor. Uluslararası Derecelendirme Kurulu JCR'ın raporlarına göre Credit West Bank notunu her geçen yıl yükseltiyor ve 2011 yılında notunu AA artıya çıkarmış olmaktan onur duyuyor. Son 7 yılda bankacılık sektöründen 5 kat fazla büyüyerek Kuzey Kıbrıs'ın iki büyük özel bankasından biri olan Credit West en çok vergi ödeyen kurumlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Mustafa Zorer Motors şimdi büyük, büyük, çok daha büyük. Çok daha büyük. Kıbrıs'ta oto galeri tabularını yıkıyoruz. Mustafa Zorer Motors devasa showroomuyla siz değerli halkımıza ciddi, kaliteli ve güvenilir hizmet vermeye devam ediyor. Mustafa Zorer Motors. Herkes için araba, herkes için güven. Mustafa Zorer Motors.
27 yıllık tecrübesiyle İsmail Kofalı Hırdavat hizmetinizde. Kıbrıs'ın hırdavat sektöründeki lideri İsmail Kofalı Hırdavat, yepyeni ve kaliteli ürünleriyle yıllardır sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyor. İsmail Kofalı Hırdavat, güler yüzlü ekibi ve tasarım harikası ürünleriyle hayatınızı her daim renklendirmeye devam ediyor. Kestik. Endişelenmeyin. Evde bu lekeyi çıkarmak için bir eksperim var. Leke çıkarıcı enzimleriyle yeni Persil Expert Jel. Persil Jel toz deterjanlara göre daha hızlı çözünür. Zorlu lekelerde bile daha iyi temizlik sağlar. Yeni Persil Expert Jel. Bizim gibi titiz hanımların tercihi. Efendim, haber kritik kaldığı yerden devam ediyor. Demokrat Parti Ulusal Güçler Lefkoşa Milletvekili Sayın Zorturu bizlerle. Efendim, siz zaman zaman söylüyorsunuz zaten, hani gerek mecliste gerek diğer platformlarda başka coğrafyalar ayrılacak, Kıbrıs birleşecek, öyle mi diye soruyorsunuz. Yani başka ülkeler ayrılıştırılırken Kıbrıs'ın KKTC ortadan kaldırılarak birleştirme isteğine hani zaman zaman varyans ne diyorsunuz? Ama gerçekten şimdi baktığımız zaman Suriye'nin bölündüğünü görüyoruz. Belçika'nın böyle bir bölüme tehlikesi var. İngiltere, İspanya'da böyle bölüme tehlikesinin olduğunu görüyoruz. Yani tarihte yakın bir örnek Çekoslovakya mesela, değil mi? O da bölündü bir şekilde. Ama Kıbrıs'ın birleştirilmesi söz konusu. Neden birleştirme çabası? Kıbrıs'ta güdülüyor? İki ayrı milliyet var, iki ayrı din vardır, iki ayrı halk vardır. Böyle olmasına rağmen bu iki ayrı halkı tekleştirmeye çalışıyorlar ve evrimleştirerek Kıbrıslılık maskesi altında federal bir Kıbrıs Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı olacak şekilde Kıbrıs'ı evrimleştirerek Kıbrıslılık maskesi altında birleştirmeye çalışıyorlar. Biz de diyoruz ki bu doğru değildir. Bizim Kıbrıs'taki ayrılığımız 1963 yılında başladı. Hatta 1955'te EOKA Teşkilatı kuruldu. Onun arkasına da Türk Mukavemet Teşkilatı kurulmuştu. Kıbrıs'ta iki ayrı halk olduğu, iki ayrı milliyet olduğu ta o zamandan kabul edildi. Ve Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken de iki ayrı halkın temsilcileriyle kuruldu. İki halkın katılımıyla Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Bu Kıbrıs Cumhuriyeti'nde iki tane cemaat meclisi vardı. Rum Cemaat Meclisi ve Türk Cemaat Meclisi. Sportif faaliyetleri Türk Cemaat Meclisi kendi yapacaktı. Rumlar kendileri yapacaktı kendi spor faaliyetlerini. Eğitimi Türk Cemaat Meclisi düzenleyecekti. Rumların eğitimini de Rum Cemaat Meclisi. Diğer dini hizmetleri Rumlar kendileri düzenleyeceklerdi. Müslümanlar da, yani Kıbrıs Türk halkı da kendi cemaat meclisleri, dini hizmetleri düzenleyeceklerdi. Ve işte %70-30 oranında hükümette temsiliyet elde etmişlerdi. Aynı şekilde temsilciler meclisinde de bu durum bu şekildeydi. 7 Rum bakan, 3 de Türk bakan vardı. Ama Rumlar bunu kabul etmediler biliyorsunuz ve 1963'e gelirken o zaman Makarios Kıbrıs Anayasası'nı iptal ettiğini duyurdu ve enosis ilan edeceğini duyurdu. Bunun üzerine Türkiye, İngiltere devreye girdi ve Makarios bu söylediğinden vazgeçti. Ama bunun arkasından Makarios, Klerides, Papadopoulos, Yorgacis ki bunlar hepsi de Rum yönetiminin başında olan kişilerdi. 13 maddeli Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik istemi içerisine girdiler. Yani anayasayı tamamen iptal etme noktasından vazgeçti Makarios. Buraya döndüler
Ve akredites planı hazırladılar. İki gün sonra da biliyorsunuz Kıbrıs'ta Kanlı Noel'in başladığı 21 Aralık'taki Kıbrıs Türk halkının ulusal direnişini kutlayacağız ve şehitlerimize anma törenleri düzenleyeceğiz. Ve Kıbrıs meselesi Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti'nden dışlanmasıyla yeni bir şekil aldı. O zaman Doktor Küçükler Makaryos 8 Ocak'ta bir araya geldiler ve barikatlar kuruluyordu. Hem Türkler tarafından hem Rumlar tarafından barikatların kaldırılması yönünde bir anlaşmaya vardılar. Ama Rumlar bu barikatları kaldırmadılar ve o dönem içerisinde 103 tane köyümüz göçmen olmuştu. Başka köylere gitmişlerdi. Bizim köyümüz de bu köylerden biriydi. Çoluk çocuk hepimiz de geceleyin karanlıkta köyü terk ettik. Çünkü Rumlar saldıracak şeklinde haberler gelmişti. Nitekim bizden sonra bizim yakınımızda olan Arpalık köyüne Rumlar saldırdılar ve orada birçok Türk katledildi, şehit düştü. Demek ki hakikaten doğruymuş. Yani bizlere de saldıracaklardı ve birçok köyümüz Rumlar saldıracak, saldırı hazırlığındadırlar şeklinde gelen haberler üzerine köylerimizi o zaman terk ettik. 1964'te de Birleşmiş Milletler toplandı ve Kıbrıs'a Birleşmiş Milletler askerlerinin gelmesi için yasal bir hükümet olarak Kıbrıslı Rumları kabul ettiler. Yasaldır diye ve Türkiye'de Birleşmiş Milletler askerlerinin Kıbrıs'a gelmesi için Türkiye'de kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Çünkü Türkiye buraya gelip müdahale edemiyordu. En azından kanın durması için, acıların durması için Birleşmiş Milletler askerlerinin adaya gelmesini kabullendi Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti tamam dedi, yasal hükümet olarak onları kabul edin şeklinde bir kabul yapıldı. O gündür bugündür Rumların Enosis hedefleri veya Kıbrıs'ı Helenleştirme hedefleri devam ediyor ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nden bizleri hep uzak tuttular. Hatta Cengiz Ratip diye bir milletvekilini bile Rumlar o zaman pusu kurarak şehit ettiler. Birçok memuru, birçok çalışanı, Rumların yanında çalışanları bile katlettiler. Rumların yanında çalışan işçilerimiz vardı, onları bile katlettiler. Rumlarınla birlikte karakolda ortak polislik yapan polislerimizi, Türk polislerini, Rum polisleri alıp katlettiler. Hastanede birçok hastamızı bile, hastanede görevli olan insanlarımızı bile katlettiler. Uluslararası banka olan Barclays Bank'ta çalışan Türkler vardı. Onları da alıp Rumlar katlettiler. Bu vesile çok büyük kayıplar oluştu. 1967 yılında da Geçitkale ve Boğaziçi'ne yani saldırdılar. Şimdi oradan da, buradan da oldu kayıplar. E tabii ama neticede saldırıyı yapan Rumlardı. Tabii elbette Rumların da çatışmalarda kaybettikleri kişiler vardır. Ama Kıbrıs meselesini başlatan Rumlardı. Katliam yapan onlardı. Ayvasıl köyünü, buradaki Türkeli köyünü, Yılmaz köyün yanında. Orayı bastılar, çevredeki Rum köyleri. Ve orada 23 tane soydaşımızı katlettiler. Bazılarını daha ölmeden traktörlerin arkasına bağlayarak götürüp bir kuyuya attılar. Ellerini kollarını bağlayarak kuyuya attılar. Dolayısıyla Kıbrıs meselesi 1974'te başlamadı. Rumların Enosis hedeflerinden veya Kıbrıs'ı tamamen bir Helen adası, Helen devletine çevirme kavgasından çıkmış bir olaydır. Ve Kıbrıslı Türkleri hep azınlık olarak gördüler. Nasıl Maronitleri, Ermenileri Kıbrıs'ta azınlık olarak görüyorsa Rumlar, Kıbrıslı Türkleri de azınlık olarak gördüler ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki ortaklığı kabul etmediler, hazmedemediler. Makaryos da bunu söyledi. Kıbrıs Cumhuriyeti bizim istediğimiz bir devlet değildi diyor. Böyle bir ortaklığı biz istemiyorduk ama mecbur kaldık. Şu andaki bütün Rum liderleri gelmiş geçmiş, bütün Rum liderlerinin ağzında federasyon bizim istediğimiz bir çözüm değildir. Bu bir acı reçetedir. Dolayısıyla federal bir çözüm olsa bile, federal bir çözüm olursa bile Rumlar hedeflerinden vazgeçmiş olmayacaklardır, devam edeceklerdir. Kıbrıs adasını Helenleştirme düşünceleri devam edecektir. Dolayısıyla biz diyoruz ki iki halk vardır, iki ayrı devlet, oluşturucu devlet, kurucu devlet olması lazımdır. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ister federasyon içerisinde, ister konfederasyon içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu devlet olarak anlatılmalıdır ve egemen olmalıdır. Yani kendi iç egemenliği olmalıdır. Dışarıda tek egemenlik olabilir ama içeride Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, onun adı belki değiştirilebilir, Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilebilir ama egemen bir devlet olacaktır. Ama biz bu kadar insanımızın göç etmesini de kabul edemiyoruz. Bunlar doğru değildir. Yani 100 bin kişiye yakın insan göç edecektir.
60 bin kişi Rumlara bırakılacak toprakla göç edecektir. 40 bin kişi de Rumların içimize kabul edilmesiyle, yani %20 Rum içerimize gelip yerleşmesiyle 30-40 bin civarında bir göç olacaktır. Yani Kıbrıs Türk halkının nüfusu bugün 295 bin. Bunun içerisinde öğrenci de vardır. Eğer 100 bin kişi göçmen durumuna düşecekse zaten biz toplum olarak, halk olarak iflas ettik demektir. Yok olduk demektir. Onun için bunlar da kabul edilemez. Onun için ben zorlu töre olarak hep ifade ediyorum. Devletin varlığına ve bağımsızlığına, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğüne, halkın egemenliğine dair yemin ettik. Dolayısıyla halkımız yeniden göç etmemelidir. Bunlara toprak takas yoluyla bir şey verilebilir. Ama sınır boylarında verilmesi lazımdır ve halkımız göç etmemesi gerekir. Takas ve tazminatlarla bu meselelerin çözülmesi gerekir şeklinde. Bunu sürekli olarak ifade ediyorum ama Rum tarafı hiçbir zaman böyle bir anlaşmaya yanaşmıyor. Kıbrıs Adası'nın tamamını istiyor. Bütün yaklaşımları bu. 1914'te Etniki Eterya, önce Filiki Eterya, sonra bir Etniki Eterya diye bir cemiyet kurdulardı. O zaman Osmanlı toprağıydı. Bugün Yunanlıların sahip olduğu devletin büyük bir kesimi Osmanlı toprağıydı ve Mora Yarımadası üzerinde bağımsızlık ilan ettiler. Bu Etnik Eterya'nın 10 tane hedefi vardı. Girit Adası'nın Yunanistan'a bağlanması, onu da elde ettiler. Midilli, Rodos Adası'nın, Sakız Adası'nın Yunanistan'a bağlanması, Ege Adaları'nın Yunanistan'a bağlanması, bunları da elde ettiler. Batı Trakya'nın Rumlara bağlanması şeklindeki bir istekleri vardı. Bunu da elde ettiler. Batı Trakya'da, Mora Yarımadası'nda ilan edilen Yunan Cumhuriyeti'ne bağlandı. Atatürk'ün doğduğu Selanik de onlara bağlandı. Karadeniz bölgesinde Pontus Rum Devleti diye bir Rum Devleti kurmak istediler. Ona teşebbüs edemediler neticede. İstanbul'un Konstantinopolis olmasını istiyorlar. İstanbul'u almak istiyorlar. Batı Anadolu'yu kendilerinin sayıyorlar. Oraya biliyorsunuz 1916'da Yunanlılar çıktılar ama Atatürk ya istiklal ya ölüm savaşını başlatarak hem Yunanlıları, hem İngilizleri, hem Fransızları, hem İtalyanları Anadolu'dan kovdu. Ve Kıbrıs Adası'nın Yunanistan'a bağlanmasını istiyorlardı. Şu anda Kıbrıs Adası'nın %65'i üzerinde Rum-Yunan egemenliği vardır. Burada da kısmen başarılı oldular. Çünkü burası da Osmanlı toprağıydı. Daha sonra İngiliz sömürgesine geçmişti. Dolayısıyla Rumlar ve Yunanlılar koydukları bu hedeflere %60 oranında ulaştılar. %40'ı geride kaldı ve o hedeflerinden hala daha vazgeçmiyorlar. Dikkatli olmak mecburiyetindeyiz biz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Rauf Denktaş, Doktor Küçük, onlar Osman Örek hep birlikte kurdular. O zamanın milletvekilleri de, kurucu meclis üyeleri de hepsi de yemin etti ve yaptıkları yemin de çok anlamlı bir yemindi. Bu yemini müsaade ederseniz tabii okuyayım. Halkımız da duysun tabii. Çünkü bu yemine bağlılık ve sadakat mutlaka şarttır ve gereklidir. 83 yılındaki değil mi? 83. 1983 15 Kasım'ında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi. Hı hı. Ve 6 Aralık 1983 günü aşağıdaki andı içerek kurucu meclis üyeleri göreve başladı. Peki, yani 15 yemin, Kasım'dan. Şimdiki yemin daha kısadır. Yani farklı olduğu için okuyorum ben bunu. Hı hı. Şimdiki yemin daha kısadır. Ama o daha kısa yeminin şeyleri de özü de burada var esasında. Kıbrıs Türk halkının yemin şöyledir. Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım 1983 tarihinde ilan ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sarsılmaz bir inançla bağlı olduğuma ve bağlı kalacağıma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin hakkının vazgeçilmez ve doğal bir ürünü olarak doğduğu inancında olduğuma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasındaki haklılık, kutsallık ve zorunluluğa hiçbir şüphe ve tereddüt duymaksızın yürekten inandığıma ve bu inançla Cumhuriyet'in kurulmasını ve ilanını içtenlikle ve özgür irademle desteklediğime, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve varlığına asla gölge düşürmeyeceğime, bu kuruluş ve varlığı kendi öz varlığım olarak korumak ve kollamaya başta
gelen görev sayacağıma Kıbrıs Türk halkının kendi devletini kurması kadar onu kökleştirip yüceltmesini ve halkımızın vazgeçilmez haklarından saydığıma ve bu hakkı yok etmek isteyen Kıbrıs Rum tarafı ile Yunanistan'ın tehdit ve baskılarının, bunların kışkırtmalarıyla uluslararası forumlarda oluşturulan korkutmalarını asla boyun eğmeyeceğime, hukukun korunması yolunda bütün gücümle savaş vereceğime, ayrıca Kıbrıs Türk halkının ve ayrılmaz bir parçası olduğu büyük Türk ulusunun toplumsal ve ulusal çıkarlarına hizmet etme ülküsünü her şeyin üstünde tutacağıma, Atatürk ilkelerini kendime tek rehber seçtiğime ve tüm çalışmalarımı bu ilkeler çerçevesinde yürüteceğime, Atatürk'ün bağımsızlık ilkesinden kaynaklanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin doğal ve haklı bir sonucu olarak meydana getirilen kurucu meclisteki görevimi halkımın ve ulusumun mutluluğu yolunda yürüteceğime namus ve şerefim üzerine and içerim. Bu yemin çok anlamlı bir yemindir ve bu yeminden vazgeçmek mümkün değildir. Bu yemini yapanlar ve bu yemini yapanların içerisinde Ulusal Birlik Partisi üyeleri var, Toplumcu Demokrasi Partisi üyeleri var, Cumhuriyetçi Türk Partisi üyeleri var. O zaman Sayın İsmet Kotak var, Sayın İsmail Tezer var. Onların da ayrı ayrı partileri vardı. Ve bu milletvekillerinin birçoğu da o kurucu meclise yemin eden birçok milletvekili de şu anda hayatta değiller. Yani rahmete kavuştular. Yemin gayet açık ve net bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasındaki haklılık, kutsallık ve zorunluluğa hiçbir şüphe ve tereddüt duymaksızın yürekten inandığıma, bu inançla Cumhuriyet'in kurulmasını ve ilanını içtenlikle ve özgür irademle desteklediğime ve bu Cumhuriyet'i yaşatacağıma, bu Cumhuriyet'i kutsal bir varlık olarak gördüğüme, bunu biliyorsunuz Sayın Kurucu Cumhurbaşkanı da ifade etmişti. Kendi çocuğumuzu koruduğumuz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni koruyunuz. Biz çocuğu bir nasıl kendi çocuğumuza zarar gelmesini asla kabul etmez bir anne baba, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de zarar gelmesini kesinlikle kabul etmeyiniz. Varılacak olan bir anlaşmada mutlaka egemenlik isteyiniz. Egemenlik ön şartta olsun ve anlaşmanın içerisinde mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu devlet olarak yer alsın. Bunları sürekli kurucu cumhurbaşkanımız söyledi. İşte canı cana, kanı kana katarak bugünlere geldik. Mehmetçik Anadolu'dan geldi. Mücahit mukavemetçi burada direndi. Canımız canımızla birleşti, kanımız kanımızla birleşti ve bu toprakları vatan yaptık ve burada milli bir devlet kurduk. Bundan vazgeçmeyiniz diyorlar. Ama maalesef meclisin içerisinde bu milletvekili yeminine veya kurucu meclisin bu yeminine sadık kalmayan bir hayli arkadaşlarımız vardır. Dolayısıyla ben onları da saadete çağırıyorum. Kıbrıs'ta barış, dünyada barış olsun. Bunu herkes istiyor. Ama bunun bedeli 100 bin kişi göç edemez. Kıbrıs Türk halkının nüfusunun 1/3'ü yeniden göçmen durumuna düşemez. Bu kabul edilemez. Yani Cumhuriyet'in 30. yılını kutladık. 15 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti de 90. yılını kutladı. İnşallah biz de 90. yılımızı kutlarız, 100. yılımızı kutlarız. Ama Cumhuriyet'in canına okumak için dış güçler büyük bir faaliyet içerisindedir. Rumlar da büyük bir faaliyet içerisindedir. Ama bizim içimizde de canım, biz milletvekili yemini yaptık ama federal çözüme açıktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu federal çözüme açıktır. Açık olsa bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu federal anlaşmanın içerisinde olmalıdır diye ben ifade ediyorum. Ama maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmamalıydı. Kurulması büyük bir hataydı. Çözüme mahkumuz, çözüm isteriz. Ölümcül bir şekilde çözüme ihtiyacımız vardı diyen milletvekilleri var. Ve ikinci cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat'ın söylemleri var. Bunlar çok yanlıştır. Bunların iştahını kapatmadan öteye geçmeyecek olan davranış biçimleridir. Ben haritayı Lefke'de dağıtmıştım. Şimdi harita dediniz de Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi. Evet, buyurun. Planla ilgili. Plan derken tutanak da biliyorsunuz dün havadiste böyle bir hani eleştiriler de geldi gerçi o gazeteye. Tirajını yükseltmek için gerek yok bütün bunlara diye. Şimdi hemen okuyorum.
8 ay önce Rum medyası ile internet sitelerinde İngilizce olarak tam metin şeklinde yayımlanmış olduğu hatırlatılıyor ve söz konusu belgede bugün yayınlanacağı duyurulan bir haritanın da olmadığı, böyle bir haritanın varlığı yok. Cumhurbaşkanı tarafından bu yalanlandı. Tabii şimdi şu anda bu harita daha masaya sürülmüş değildir. Ama Rumların istekleri bu şekildedir, buna yakındır. Ve Dışişleri Bakanı Sayın Özdilnami de Annan planındaki harita ve mülkiyet toprak kriterleri 3 aşağı 5 yukarı neyse aynısı olacaktır şeklinde ifade buyurmuştur. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da yuvarlak ifadelerle söylemiştir. Rumlar, geçen gün demeci vardı bundan bir hafta kadar önce. Rumlar Mesarya'nın güneyinin tamamını istiyorlar. Yani işte İnönü köyünü, Turunçlu köyünü de istiyorlar. Manasındaydı bu. Daha aşağıda 4 yol Korkuteli, Pirhan ve Beyarmudun'a kadar giden ve havaalanının altından başlayarak, Gazi köyünün altından başlayarak Paşaköy, Akdoğan, Vadili o bölgeyi de olduğu gibi istediklerini zaten Cumhurbaşkanı dolaylı bir şekilde ifade etmişti. Karpaz'ı da istiyorlar şeklinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri vardı. Ki kaldı ki bakın Cumhurbaşkanlığından ki gelen açıklama şu, yeni bir harita olmadığı gibi aynı zamanda mesela Cumhurbaşkanı'nın birçok kez ifade ettiği gibi toprak konusunun görüşülmesine, tartışılmasına dahi henüz geçilmedi. Yani Cumhurbaşkanı önerisiyle açıklamada tüm konularda uzlaşma sağlandıktan sonra toprak konusunun ele alınması için BM nezdinde bir uzlaşma sağlanmıştır. Ve devamında şu söyleniyor, herkesin bildiği üzere Rum tarafının uzlaşmaz dolayısıyla henüz toprak konusunun ele alınacağı aşamaya gelinmemiştir. Ve halkı da yanlış bilgilendirmenin yararsız olduğu söyleniyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında bu var. Tamam, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi, bu şekilde ifadesi doğru. Yani masada bu görüşüldü de kabul edildi diye bir olay yoktu. Evet. Ama Sayın Dışişleri Bakanımızın ifadesi Annan planındaki haritanın 3 aşağı 5 yukarı aynısı olacaktır ifadesi üzerine ben bunu, bu konuşmayı yapıyorum. Ve Rumların da kendileri işte 8 ay önce yapılan böyle bir harita Rum tarafında yayınlanmıştır ve Rumların istekleri bu doğrultudadır. Ama Sayın Özdilnami'nin ifade ettikleriyle bu yayınlanan harita 3 aşağı 5 yukarı Annan planındaki harita olacaktır şeklindeki açıklama örtüşüyor, birbirini tutuyor. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Bundan dolayıdır güzel yurt halkına geçen hafta da o bölgeye ziyarette bulunmuştuk cumartesi günü. Güzel yurt halkına da orada çağrıda bulundum. Kırmızı alarmda olunuz. Bu bölgeyi Rumlar iştahları çok kabarık yine istiyorlar. Ve Annan planının 3 aşağı 5 yukarı aynı harita olacağı da ifade ediliyor. Kim ifade ediyor bunu? Sayın Dışişleri Bakanı söylüyor. Maraş'ın, Kapalı Maraş'ın, Açık Maraş'ın, Mesarya bölgesinin olduğu gibi Rumlar tarafından istendiği ve Annan planında da bunun zaten yer aldığı, haritada yer aldığı, mülkiyet ve toprak kriterlerinin ne olduğu zaten biliniyor. Ama Dışişleri Bakanı gidiyor Maromadis'le görüşüyor, Dovner'le görüşüyor, Birleşmiş Milletler yetkilileriyle görüşüyor. Yani müzakereleri yürüten Cumhurbaşkanı Eroğlu ve onun temsilcisi Osman Ertuğ. Ama bugünkü hükümetin Dışişleri Bakanı ayrı ayrı görüşme yapıyor ve çıkıp açıklamalar yapıyor. Acaba Amerika ile ayrı bir görüşmelerinde bu konular mı ele alınıyor Sayın Dışişleri Bakanı tarafından? İnsanın içerisine şüphe giriyor. Ama yan gelip yatırsak sonuçta başımıza gelecek olan olay şimdi budur. Şimdi şunu tabii merak ediyoruz. Halkımız... Dışişleri Bakanlığı mesela görüşmelerde tutanak mutlaka tutuluyordur mecliste, değil mi? Yani bir şekilde bu tutanak tutuluyordur. Baktınız mı ne konuştuklarını? Hani böyle eleştirel tarzda söylüyorsunuz ya. Ama o yüzden. Şimdi Maromadis'te baş başa görüştükleri kısımları Sayın Özdilnami ne kadar tamamını açıklayacak? Veya işte Gine'deydi geçen gün. Gine'de kendisi Dışişleri Bakanı Katsulidis'le görüşse, ona telefon atsa ve görüşse anlayabilirim ama Maromadis'e iddia ediliyor ki oraya telefon açtı ve Maromadis'le görüşüyor. Oradan telefon açıyor, Dovner'le görüşüyor. Halbuki burada yani sanki Cumhurbaşkanı Eroğlu'na ve müzakere heyetinin başında bulunan Osman Ertuğ'a Sayın Özdilnami bypass yapıyor veya bayda atmaya çalışıyor ve ayrı bir çalışma yürütüyor. Bu çok sırıtıyor bu olay. Dolayısıyla Sayın Özdilnami'nin Annan planındaki harita ve mülkiyet toprak kriterleri 3 aşağı 5 yukarı olacaktır şeklindeki ifadesini ben önemsiyorum.
ciddiye alıyorum ve halkıma çağrıda bulunuyorum. Uyanık olun, kırmızı alarmda olun. Böyle bir olay gelişebilir. Ne Karpaz kalabilir, ne Mesarya'nın güneyi, ne Güzelyurt bölgesi. Bunlar hepsi de Rumlara yeniden verilmeye çalışılabilir. Tabii referandumda hayır deyiniz diye açıklamada bulunuyorum. Tabii ki sonuçta takas, tazminat ve iade olacaktır. Ama toprak konusunda çok ciddi ayrılıklar, mülkiyet konusunda çok ciddi ayrılıklar, harita üzerinde çok ciddi ayrılıklar olduğu için bunun en sona bırakılması yönünde bir mutabakat vardı. Hı hı. Ama Sayın Mehmet Ali Talat ve Sayın Özdil Nami daha önce Cumhurbaşkanı, biri de müzakereciydi. Ve bunların anlam planı üzerindeki haritanın benzeri olacağını kabul ettiler. Ve taahhüt de ettiler. Ve şimdi aynı taahhütler devam ediyor. Sayın Özdil Nami tarafından da taahhüt ediliyor. Sayın 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat tarafından da taahhüt ediliyor. Eski başbakan, o da anlam planına övgüler yağdırıyor. Sayın Ferdi Sabit Soyer her Allah'ın günü konuşmasında dış politikaya değinecekse anlam planına övgüler getiriyorlar. Dolayısıyla diyorum ki aman dikkatli olalım. 100 bin insanımız göç edecek. Mülkiyet ve toprak kriterlerine göre Rumlar Karaoğlanoğlu'na da gelecek. Lapta'ya da gelecekler, yerleşecekler. Tepebaşı'na da gelip yerleşecekler. Lefkoşa'nın Türk bölgesine de gelip yerleşecekler. Yenişehir'e, Kızılay bölgesine, Kaymaklı bölgesine, Köşkü Çiftlik'te terk ettikleri bazı Rum mülkleri vardı. Oraya da gelip yerleşebilecekler. Çünkü %20 Rum da gelip dönebilir buralara. Hı hı. Buna aman dikkat diyorum, dikkatli olunuz. Evet. Bir de tek devlet, tek egemenlik ve bölünmez egemenlik şeklinde ifade ettikleri Rumların tezleri bu şekilde devam ederse Kıbrıs Türk halkını ayrı bir halk olarak kabul etmiyorlar. Kurucu devlet olarak kabul etmiyorlar. Bir izleyicimizin mesajı var. Gerçi konunun hiç alakası yok ama sormak istiyorum bunu. Yöneltmek istiyorum. Diyor ki Sayın Töre UBP kurultayında alınan durdurulacak mı? DPUG karşı çıkıyor ama CTP durduracağım diyor. DPUG ne yapacak diye sormuş. Şu anda alevlenen bir olay yok. Bu olay şu anda Cumhuriyetçi Türk Partisi kurultayından sonra hiç gündeme gelmedi. Öyle ümit ediyorum ki bu olay kapanmıştır ve durdurmayacaklardır diye düşünüyorum. Sadece işe gelmeyen kişiler varmış bu 366 kişinin içerisinde. İşe gelmeyen varsa o ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulabilir. Çünkü işe gelmeyeni kimse kalkıp da avukatlık yapmaz o kişiler için. Eğer varsa kaç kişi var veya hiç ihtiyacı olmadığı halde çok zengin çocuğu olan kişiler varmış, işe hammerle gelirmiş gibi konuşmalar yapılıyor. Hı hı. Ama bunlar 5-10 kişiyi geçeceğini zannetmiyorum ben. Ama toplu haldeki durdurmaları Sayın Genel Başkanımız Serdar Denktaş da reddediyor. Biz de reddediyoruz. Durdurma olursa ne olur? İşte kızgın demire elini uzatmış olur Sayın Özkan Yorgancıoğlu diye ifade ediyorum başbakan. Ona dikkat etmesi gerekir diye ifade ettim. Yine aynı ifadeyi tekrar kullanıyorum. Bir başka izleyicimiz, madem bu kadar milliyetçisiniz CTP ile şu anda neden aynı takımdasınız, neyi savunursunuz diye sormuş. Ben Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin dış politikasını savunmuyorum. Dışişleri Bakanı Özdil Nami'nin dış politikasını kabul etmiyorum. Ve ben bunları meclis kürsüsünde de ifade ettim. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntım yok ve çıkıyorum. Cumhuriyet Meclisi'nde de bunları söylüyorum. Televizyon ekranında da söylüyorum. Köy mahalle ziyaretleri yaptığımda onları da ifade ediyorum. Ama bu arkadaş benim milliyetçiliğimden, vatan sevgimden herhalde şüphe etmemesi gerekir diye düşünüyorum. Muhalefettekilerin söylemediği birçok hususu ben hükümet partisinin bir milletvekili, koalisyon ortağının bir milletvekili olarak ben ifade ediyorum. Benim söylediklerimi bugün muhalefet partileri, başta Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekilleri veya Toplumcu Demokrasi Partisi'nin milletvekili var, 3 kişi. Onlar ifade edemiyor. Sadece Kıbrıs konusunda değil. Mesela ben elektrik zammını da protesto ettim. Bunlar doğru değildir diye ifade ettim. Birçok yanlışlıklar vardı. Onları da zaman içerisinde hem kendi parti içimde ifade ediyorum. Bazılarını meclis kürsüsünde söylüyorum. Bazılarını özellikle zamlar ve siyasi atamalarla ilgili tabii tepki siyasi çekiyor. Siyasi atamalarda çok ciddi partizanlık yaptığını Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin her zaman söylüyorum. Çok başarılı, deneyimli bürokratları bile görevden aldığını ifade ediyorum. Elektrik kurumunda zam yapılıyor. Elektrik kurumu zam yapıyor. Bakanlar Kurulu bunu onaylıyor. Bu zammı onaylıyor. Ama elektrik kurumuna 12 bin TL'ye varan dışarıdan istihdam yapılıyor. Bu ne periz, bu ne lahana. Bunları ifade ediyorum. Peki yani ben bunları... Bir şekilde eleştiriyorsunuz tabii. Yani ben bunları halkın çığlığını ben duyuyorum.
sıkıntıları görüyorum, gözümü kapatmıyorum, kulağımı kapatmıyorum, işitiyorum, görüyorum ve dinliyorum. Ve de dilim vardır, konuşuyorum, ifade ediyorum. Şimdi bana bu soruyu yönelten arkadaşa da söyleyeceğim. Benim yaptığım muhalefeti diğer Ulusal Birlik Partisi milletvekili arkadaşları da yapsınlar. Hep beraber yapalım. Toplumcu Demokrasi Partisi'nin 3 milletvekili var. Onlar da yapsınlar. Ben diyorum ki ben üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Gayret ediyorum. Eksiğim yok mu? Eksiğim de vardı. Ama merdivenlerin basamakları bir bir çıkılır. Bu arkadaşa onu söyleyeceğim. Herkesin bir dayanma noktası vardır. Bir tahammül noktası vardır. Bunların düzeltilmesi için şu anda mücadele ediyoruz. Evet. Tabii mesajlar gelmeye devam ediyor. Onları da okuyalım. Belediyeler personel yasasını ne zaman yeniden düzenleyeceksiniz? Veya intibak komisyonu ne zaman toplanacak diye soruyor. Nereye için? İntibak komisyonu diyor. Hükümet ne zaman toplar? Ne zaman toplanacak? Hükümet bunları ne zaman toplar bilmiyorum ama yılın başında toplaması lazım. Yani Ocak ayının içerisinde intibak komisyonunun toplanması gerekir. Bunu uzatmak doğru değildir. Çünkü herkesin beklentisi vardır. Bence Ocak, Şubat ayını geçmemesi lazım. Evet. Kıbrıs'ta anlaşma olmazsa harp çıkar mı diye sormuş bir izleyicimiz. Rumların ödü patlamıştır. Türk askeri burada olduğu müddetçe Kıbrıs'ta bir harp çıkmaz ve güvenlik içindeyiz. Bakın 1974'ten sonra Kıbrıs'ta savaş çıkmamıştır. Bir iki sınır olayı olmuştur. Onun dışında hiçbir şey olmamıştır. Barış içerisindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Rum basını, tabii biz kendi basınımızda bunu göremiyoruz ama Rum basını söylüyor bunu. İlginç değil mi? Türk askerinin çekildiğine dair. Yani kademe kademe çekildiğine dair Rum basınında çıktı geçenlerde. Ben onu bilmiyorum. Yani bu Türk Silahlı Kuvvetleri burada fazla asker bulunduruyor. Bir miktar çekelim diye Türkiye böyle bir şey düşünürse önemli olan buradaki görevin ifa edilmesidir. Dolayısıyla askerden 1000 kişi, 2000 kişi veya bir yerde bir tabur eksilebilir. Bunlar normal şeylerdir. Ama Türk askeri adadan çekildi, çekiliyor manasında değildir bu olay. Evet. Efendim toparlayalım isterseniz. Çünkü az sonra ana haber bültenine gireceğiz. Son mesajınızı alalım. Bir de şunu soracağım. Artık bir seneyi bitirdik. Yılın son günlerindeyiz. Evet. Neler, nasıl geçti 2013 sizin gözünüzden? 2013 yılı çok sıkıntılı. 2013 yılı benim için çok sıkıntılı olmuştur. Ülke için de çok büyük sıkıntılarla karşılaşıldı. Çünkü kurultay kavgaları, arkasından erken seçim gündeme geldi. İşte Lefkoşa'da bir yerel seçim yapıldı, belediye seçimi yapıldı. Bunlar hepsi de 2013 yılının içerisinde yapıldı ve devletin yapması gereken birçok görevler ifa edilemedi, yapılamadı. Yeni hükümet kuruldu. Yeni hükümet de işe başlarken yaşadığı sıkıntılardan dolayı bir sarhoşluk içerisinde elektriğe %13'ten başlayarak %30'a kadar yükselen bir zam yaptı. Yani ortalama %20'nin üzerinde ama bunu yan etkileriyle düşünecek olursak çok ciddi, ağır bir zam. Maaşlarda iyileşme olmadı. Yeni sene işsiz bekleyen çok insanımız vardı. Kendi işini kurmak isteyen insanlar vardı. Kendi işini kurup da kazanamayan insanlar vardır. Siftah etmeyen esnaf insanlarımız vardır. Dolayısıyla çok yönlü sıkıntılarımız vardır. 2013 yılı iyi geçmemiştir. Ama 2014 yılı nasıl olacaktır? Yaşayarak göreceğiz. Görünüyor. Ama 2013 yılı çok sıkıntılı olmuştur ve çok üzücü yaşantımız olmuştur 2013 yılının içerisinde. Hala daha o ruhsal depresyonu atlatabildiğimizi söyleyemem. Üzerimizde o sıkıntı devam ediyor. Ama 2014 yılında inşallah zamlar orta yerden kalkar, maaşlarda iyileştirme olur, iş bekleyen gençlerimiz iş bulur, gerek özel sektörde gerek devlet sektöründe diye ifade etmek istiyorum. Temenni ve dilekleriniz. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz size. Evet, ben de çok programı teşekkür ediyorum. Programı katıldığınız için teşekkürler. Olun. Değerli izleyenler, programın sonuna geldik. Az sonra 19 ana haber bültenimizde yeniden karşınız olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Ben güneşin keyfini çıkarmayı seviyoruz. Ama çamaşırlar sevmiyor. Çünkü kokularını kaybediyorlar. Artık bunun için bir çözüm buldum.
yeni Vernel Max'ı keşfettim. Isıya dayanıklı ferahlık incileri harika bir koku yayıyor. Üstelik çamaşırlarınızı dışarıda kurutsanız bile her gün harika bir ferahlık yaymaya devam ediyor. Hem de 7 güne kadar. Deneyin, siz de bu ferahlığı seveceksiniz. Yeni Vernel Max, Vernel'in sevdikleriniz için en iyisi.